Evet, merhaba herkese. Bugün ikiz alevlik deneyimiyle daha doğrusu maneviyat arasında nasıl bir bağlantı var bundan bahsedeceğim. Şimdi ikiz alev eril ya da dişil olması fark etmez. Bu dünyadaki somut bir deneyim. Yani onunla aramızdaki bağ ile ben buradaki bilgilerle ve verilerle manevi dünyamda neler olduğunun farkındalığına varıyorum ve orada uyanışa geçiyorum. Şöyle ki, şimdi bildiğimiz bir dünya var haliyle, gündelik olarak yaşadığımız, ilişkilerin yaşandığı, işimize gittiğimiz, geldiğimiz. Bir de manevi bir dünya var. Bu manevi dünyada da yaratıcıyla beraber inşa ettiğimiz bir algı var. Aslında orası bütün sebeplerin olduğu yer, bütün nedenler orada. Orada doğan sebeplerle beraber bu dünyada sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani ben içsel dünyamda ve manevi dünyamda yaşadığım her şey, deneyimlediğim düşünceler, duygular bu dünyada tezahür ediyor. Dolayısıyla aslında sizin çekim yasası olarak bildiğiniz her şey zaten şu an çevrenizde. Her şey bir çekim yasasının ürünü gibi düşünebilirsiniz. İçselliğimde, yani maneviyatımda, spiritüel dünyamda olan her şey bu dünyaya yansıyor. Ve orada olan bazı şeyleri çok iyi algılayabilmek için benim ikiz alevimle aramdaki ilişkiye net bir şekilde bakmam gerekiyor. Örneğin bana söylediği işte bir cümle olabilir. Ya biz anlaşamıyoruz. Sana artık katlanamıyorum gibi. Yani bunlar sürekli bize veri veriyor, tamam mı? Manevi dünyamda orada neler yaşandığına dair bu dünyada bana bilgiyi ben ikiz alevim aracılığıyla alıyorum. Şimdi mesela ben dedim ya, size daha öncesinde anlatmıştım. Aldatılma kısmı. Manevi ve koşul, yani manevi koşullara göre gerçekten yaşamıyorsam arkadaşlar, bakın. Yani buradaki anahtar kelime de şu: gerçeklik ve hakikat. Yani gerçek ve doğru ve hakikat ve real dünyam, içsel dünyamda neyse dışarıya o yansıdığı için ben bakıyorum ve ikiz alevim beni aldatıyorsa ben içsel dünyamda bir üçkağıtlar çeviriyorum. Ya bu zihin yapısının gerçekten oturması, yani yapılabilecek maksimum şeylerden bir tanesi bu uyanış için. Yani uyanış dedikleri şey, aslına bakarsanız, bunun bilinciyle yaşayabilme kapasitesi ve öbür tarafa geçip bu tarafa geçip aynı zamanda bu ikisi arasındaki köprüyü kurabilmekte. İçsellik ve dışsallık. Dış dünyada hiçbir şey yok. Orası sadece benim iç dünyamın bir yansıması, Tanrı ile olan ilişkimin ve içeride öğrendiğim becerilerim, kabiliyetlerim ya da kötü olan, yanlış olan düşüncelerimin dış dünyaya yansıması. Eğer ben, yani şöyle söyleyeyim, belli kurallar. Bu kurallar da, bakın, manevi dünyanın kuralları var ve bu dünyanın da kuralları var. Manevi dünyada herkes çok eşit. Tamam mı? Herkes eşit. Ama bu dünyada hiyerarşi var. Manevi dünyada örneğin zina gibi bir düşünce, aldatmak gibi bir düşünce vesaire kabul görmüyor. Ve onun yansıması olarak düşünce, bakın, düşünce, duygu, his kabul görmüyor orada. O kadar temiz bir şekilde oranın tutulması gerekiyor. Ama manevi dünyada baktığımızda bazıları için var. Şimdi uyanışa geçmiş olan insanlar için bu koşullar gitgide sertleşiyor. Yani eskiden çok rahatlıkla, bakın, ne bileyim, ergenlik döneminizde, gençliğinizde çok kolay yaşarken ilişkileri, artık uyanışın sorumluluğu ve hayatın sorumluluğu, bu iki dünya arasındaki dengenin sorumluluğu size verildikçe siz ilişkilerde alt üst olmaya başlayacaksınız. Bu alt üst oluş hali de dış dünya ve iç dünya, manevi dünya ve dünyevi hayat arasında bu gidiş gelişleri ve bu kabiliyetleri edinene kadar bu acı ve ızdırap devam edecek. Bir yandan buna çok sevinmelisiniz ki bazı seçilmiş ruhlar, yani özellikle, ya seçilmiş ruhlar demeyeyim, zamanı gelmiş özellikle ruhlar bu deneyim içerisine giriyor. Ve biri bunu size söylediğindeki, ben şu an söylüyorum, oturup bunun üstüne düşünmeniz lazım.
Yani ikiz alevin size yaptığı her şey senin iç dünyanda, düşünce dünyanda ve manevi dünyanda yaptığın bir hatanın ya da yaptığın iyi şeylerin bir göstergesi oluyor çoğunlukla. Tamam mı? O yüzden o bize verilmiş bir kılavuz gibi. Hani ben şu an size bir rehberlik etmeye çalışıyorum geçtiğim yollardan. O ise sizin birebir spesifik dünyanızın direkt yansıması. Tamam. Yani o yüzden ayrı olmanız, yakın olmanız, uzak olmak, yani hatta evli, sonra evlenmiş falan olmanızın bile bir önemi yok. Sadece o size bazı şeyleri gösteriyor. Bunun bilincine varıp bununla ilgili bir düşünürseniz, yani düşünürseniz değil, kesinlikle düşünmeniz gerekiyor. Yoksa başka türlü zaten ilerlemek çok mümkün olmaz arkadaşlar. Evet, sevgiyle kalın. Bakalım ben Teknen'de.